Herkese günaydın. Arabanın içinden başlatabiliyorum videoyu. Öncelikle hazırlandım çünkü başlıkta da gördüğünüz üzere pilatesine gidiyoruz. Hamiş pilatesine gidiyoruz. 5,5 aylık hamileyim. Can sucuğum sağ olsun. Bir pilates stüdyosu var. Dedi ki gel derslere katıl bir bak. O olmasa panda gibi yuvarlanacağım evde. Hareket etmiyordum çünkü. Onun sayesinde derslere başladım. Yaklaşık birkaç hafta oldu sanırım başlayalı. Bayağı hoşuma gitti. Beni rahatlattı. Bunun da videosunu çekmek istedim. Ankara'da yani soru alıyorum bu pilatesle ilgili. Hem onun yerini görmüş olursunuz. Hem de nefes nefese kaldım. Hem de yaptığım hareketlerden zorlayıcı olmadığını, yani güçlendirici biraz daha olduğunu görmüş olursunuz. Ben bundan çok korkuyordum çünkü. Yapamam, edemem vesaire. Öyle bir durumu yok. Zaten kendi vücut ağırlığımızla çalıştıran bir sisteme dayanıyor. Zaten gerekli bilgiyi onu yakalarsam yine videoya onu da dahil ederim. Ondan da alırız. Ama kabaca bu şekilde. Onun dışında pilatese gireceğiz, çıkacağız birlikte. Ve almam gereken birkaç şey var. Ebebek'te kampanya varmış artık. Inditex mağazalarından çok Ebebek'i takip eder olduk. Ailecek mecburen. Oraya bir uğrayacağız birlikte. Sonrasında hamilelikle ilgili gelen birkaç soru var. Onları yanıtlayacağım toplu olarak. Yani bu video genel anlamda hamilelere yönelik olacak diyebilirim. Vücudumda olan değişikliklerden ötürü bu videoyu çekmeye karar verdim biraz daha. Çünkü inanılmaz bir rahatlama, gevşeme hissettim. Sırt ağrılarım hafifledi. Birazcık daha güçlendik, kuvvetlendik sanırım, bilmiyorum. Onun dışında bugün başka neler yapacağız? Yine hamilelikle ilgili birkaç soru geldi. Onları yanıtlayacağım. Aynı tarzda soru geliyor çünkü genelde. Onları yanıtlayacağım. Ebebek'te kampanya varmış. Oraya bir birlikte bakacağız. Çünkü artık Inditex grubundan çok ailecek bu Ebebek vesaireyi, Joker bebeği takip eder olduk. Onlara bir göz atacağız. Yani genel anlamda hamilelikle ilgili bir video olacak. Zaten şunu düşündüm. Her şey videosunu çeken ben neden bununla ilgili bir video çekmemişim dedim. Çünkü fotoğraf bile çekilmiyorum. Çok ilginç bir durum. İnsanlar hamileyken her gününü tek tek çekiyor, her ayını tek tek çekiyor. Ben normalde boş boş şeyleri bile fotoğraflayan, videolayan ben hamilelik döneminde sık yok. Derslere salı ve perşembe olmak üzere haftada 2 gün gidiyorum. Birer saat yeterli oluyor. Stüdyo gayet merkezi bir konumda bence. Ankara'da çünkü her yer çok merkezi. En uzak mesafe 20 dakika mesafede. Batıkent'te lokasyonu rahatlıkla bulunabilecek bir yerde. Metroyla ulaşımı var. Arabayla çok rahat bir noktada. Onun dışında Cansu Hoca ve Kübra Hoca var. Zaten benim çalıştığım insanlar. Yani siz de kendinize yönelik bilgi almak için ben yine numaralarını vesaire, iletişim bilgilerini, her şeyi aşağı kısma bırakacağım. Kendilerini de bizzat arayıp daha doğru bilgiyi onlardan alabilirsiniz. Stüdyoya geldim. Başka bir hamile arkadaşım daha gelmesini bekliyoruz. Onunla birlikte giriyoruz derslere. O gelince dersimiz başlayacak zaten. Yaklaşık birkaç dakika var.
beni ayarlayacağım. Yani açıyı beni görecek şekilde ayarlayacağım. Hem yaptığımız hareketleri görün. Süresini görün. Zorluğunu, kolaylığını görün. Tabii ki herkese göre değişebilecek bir durum. Arkadaşlar ders bitti. Ben de bittim. Bugün birazcık zorlandım da diyeyim. Terlediğimi hissettim biraz daha. Kolla ilgili hareketlerde zorlanıyorum. Kollarım çok güçsüz. Tombiş vücuduma göre tabii ki kaşımıyor. Onun dışında bacak hareketleri standart. Yani sırt vesaire. Bunlar beni rahatlatıyor. Zorlasa bile rahatlatıyor. Şimdi gidelim. Güzel bir kahvaltı yapalım birlikte. Yani ben yiyeyim, siz izleyin. Tabiri caizse YouTube'un olayı. Birlikte kahvaltı yapalım. Giyindim, evdeki işlerimi hallettim. Standart bir hamile taytı, bir kazak. Üzerine de bu ayların vazgeçilmezi böyle boyunluklardan taktım. Bir hırka alacağım, çıkacağım. Önce kuaföre gitmeyi düşünüyorum. Sonra markete. Vaktimiz kalırsa da videoda da bahsettiğim gibi bir ebeveyn turu yapacağız. Yakında anne olacağım ama hala bu ağlama sesine alışamadım ya. Böyle gözüm seviyor çocuk ağlaması duyunca. Konuza gelelim. Ben şimdi burada neye bakacağım esasen? 250 TL'ye 50 TL indirim setleri var. Aklımda olan birkaç elektronik ürün var. Pompa vesaire gibi. Onlara bakacağım. Fiyatlarına bakacağım. Şöyle bir toplu çıkar yapacağım kafamda. Bunlar da çok aklımı çeliyor ya, çok kullanışlı diyorlar evde. De işte ne kadar kullanacak bunu. Aa, bu sandalye oluyormuş ya, bu çok güzel bir şeye benziyor. Bunu internette görmüştüm birinde.
Sırf bunun fiyatı. Bu. Bir de bunun kendinin otomatik sallanması için bir aparat var. O da bundan pahalı. Çok gereksiz. Bir de bence evimizin en büyük ihtiyacı sterilizatör ve hava nemlendirici, buhar yapan makinelerden. Ama onlarla ilgili hiçbir bilgiye sahip değilim. Hangisi daha iyi vesaire bilmiyorum yani. Onları daha araştırmaya girmedim. Bu pompalarda da düşündüğüm araştırmalar sonucu ulaştığım marka Vansinon. Bu ürünü, manuel olanı. Ve kendi tabii ki saklama poşetleri. Yani şu an aklım bunlarda. Bu vakumluları da beğenen var ama şu manuellerin çok da etkili olduğunu yazıyorlar. Hediye çeki muhabbeti 31'inde bitmiş. Hangi hediye çeki? Ebebek'te 250 TL, 50 TL. Bugün herkes... Aman dikkat başladı. İşte herkes onları harcamaya gelmiş bugün. Hani öyle genel bir fiyatları çektim, baktım. Hiçbir şey indirimde değil, hiçbir şey almadım ben de. Bunu biraz kapatabilir miyim? Of. Neyse. Alışveriş esnasında da videoyu durdurdum çünkü marketteydim. Markette böyle bir şeyler alırken video çekmek pek mümkün olmuyor. Zaten çok merak edilecek bir şey de yok. Aldığımız her şey aynı. Yumurta, süt, un. Konuşamadım. Süt, un ne ya? Süt, un. Batuhan Bey almaya geldiler bizi. Sağ olsunlar canımlar. Yorgun antrenman çıkışı. Eve gidiyoruz şimdi. O torbalar vesaire yerleşecek. Sonrasında kısa bir konuşma ve kapanış yapabiliriz.